İslam hukukunda çok ilginç bir kural vardır. Denir ki bir gemide 99 şaki varsa, eşkıya varsa, yol kesen varsa, siz bir tane masum bile varsa o geminin içerisinde, o gemiyi batırarak 99 şakiyi cezalandıramazsınız. Bu çok net bir kuraldır. Şimdi kendi vicdanlarınıza sorun değerli arkadaşlar. Meriç'te annesine sarılarak hayatını kaybeden bebeği terörle, mücadeleyle izah edebiliyor musunuz? Ya da Van'da evinin bahçesinde, sokağında çatışma oldu diye işkence gören çocuğun pozisyonunu ülkenin güvenliğiyle izah edebiliyor musunuz? Yani burada çok açık bir ayrım yapmak zorundayız. Artık dünya insan güvenliği ve toplum güvenliği kavramını başka türlü ele alıyor. Ve güvenlik daha özgürlük kısıtlayarak asla tesis edilemiyor. Bu mantığı mutlaka tasfiye etmemiz gerekiyor.